Ayşe Böhürler İnsan insanın gölgesinde yeşerir de çürür de. Hakikatin kafiri şerin evliyasıdır. Fatma Barbarosoğlu Hakikat incinmesin ismiyle yayınladığı son romanını Yunus Emre'nin yukarıdaki sözüyle başlatır. Hayatın her zaman kendine mahsus bir namesi vardır. Bazen taş plaktan eski bir tango, bazen bir bozlak, bazen rast şarkı yazar bu makamları kahramanlarının hikayelerinin içinde son derece güzel ve duru bir Türkçe ile ve bir o kadar da akıcı bir üslupta anlatır. Olaylar bugünün Türkiye atmosferinde geçer, kahramanlar iç içe geçmiş öyküleriyle bizi sarar sarmalar aynı olur. Bir devlet çocuğu olan ve kendi geçmişine dair hiçbir şey bilmeyen, kök gövdenin yükünü hafifletir, benim köküm yoktu diyen müberra kızı Bilge, Naciye Paşa ve KHK ile atılan öğretmen Evren Hoca'nın kendi zaviyelerinden anlattıklarıyla örülür roman, kendi hayat hikayemizde başımıza gelenlerden ziyade başkalarına yaşattıklarımız üzerinde durur. Düşüne taşına söylediklerimiz değil, söylemediklerimiz ağzımızdan bir anlığına çıkan cümlelerin izinde gider. İnsana insanın aynasından bakar. Fethi Gemuhluoğlu'nun insan insanın gölgesinde yeşerir sözü romanın alt fonunda hep hissedilirken tam tersi olan insan insanın gölgesinde çürür sözünün aksine de görürsünüz. Nurullah Paşa'nın bir ameliyat hemşiresi olan Müberra'ya söylediği yeter ki hakikat incilmesin sözü herkesin kendi yüklediği anlamlarla romanın merkezine yerleşir. Müberra o sırada hakikat nedir diye sorma gereği bile duymamıştım. Nurullah Paşa benim hakikati bildiğimi zannediyor. Onu hayal kırıklığına uğratmayayım diye mi düşünmüştüm? Kim bilir insanın kendisi kendisine bile uzak. Bugün uzaklık sosyal medyayla daha da açılıyor. Hayatın içine her şey olduğundan başka ama illaki güzel görünsün kurgusuyla, imaj etiketiyle daha çok yalan giriyor. Hakikatin ancak arayanlar tarafından bulunabileceğini idrak etmeyi unuttuğumuz bir dönemde, bir solukta okunan, insanı içerden, tam da kalbinden yakalayan, yaşatan veya çürüten gölgelerimiz üzerine bizi düşündüren bir roman yazmış Fatma Barbarozoğlu. Bir çırpıda çok severek okudum.'' hayata romanla bakmak bizi zenginleştirir diyen edebiyat profesörü Fatih Andı'yı da yarın Türk kahvesinde konuk ediyorum. Romanı daha derinlikli olarak orada da konuşacağız. Sosyalizm elma turtası kadar Amerika'dır. Trump seçilmeden önce Amerikan sağ, Avrupa'daki bağları yeni sağın yükselişi gündemimizdeydi. Avrupa sağıyla da yakın bağ vardı. Leo Strauss'tan Hayek'e, Carl Schmitt'e pek çok isim bu akımda fikir zincirinin içinde yer buldu. Yaklaşan Amerikan seçimleri ise demokratların adayı olarak Bernie Sanders ismini öne çıkarıyor. 2015 yılında aday olan Sanders, Amerikan seçimlerinin Musevi asıllı ilk adayı. Kuzey Avrupa soluna yakın fikirleriyle kendisini demokratik sol olarak tanımlıyor. Sosyalizm elma turtası kadar Amerika'dır diyen Sanders'a 1960-1980 arasındaki yeni sol akımının devamı olarak bakılabilir mi? Sanders'la birlikte yeni dönemde Amerikan solunu daha çok konuşacağı benziyoruz. Ayrıca Amerikan solu Türk solunu olan etkilerinden dolayı da önemli. Amerikan Komünist Partisi kapitalist Amerika'dan sosyalist başkan çıkar mı bilmem ama bir dönem Amerika'da bir komünist parti var olmuş, özellikle müzikte kendisini hissettirmiş. We Shall We Overcome diyen Pete Seeger, Joan Baez şarkılarının sözleri o günleri anlatır. Amerikan Komünist Partisi ACP 1919'da kurulmuş ancak kalıcı olamamış, zaman içerisinde dağılmış. Bunun sebeplerinden birisi de Amerikan solcularının Stalin döneminde yapılanlarla halleşememesi. Amerikalı komünistleri Stalin dağıtmış. Sonrasında ise Stalinsiz bir sol olur mu arayışına giren isim Herbert Marcus olmuş. Markus özgürlükçü sosyalist diye bir tanım üretiyor. Stalinsiz bir sol nasıl olur diye bakıyor. Özgürlükçü bir Marksizm diyebilmek için de sosyalizmi gerçekleştirecek olan işçi sınıfını yeniden tarif etmek gerekiyor. Eserlerinde Eflatun'un devletine, Thomas More'un Ütopyası'na benzer bir hayal anlatan Markus, makinaların boyunduruğu altında, bize gerekmeyen şeyleri üretmek için deliler gibi çalıştığımız bir toplum düzenini eleştirir. O fikirlerin etkisinde çiçek çocukları hareketi, çiçekli kıyafetler, çıplak ayak ve özgür yaşam, eş değiştirmeler, LSD kullanımı, Vietnam'a hayır kampanyaları başlar, askere gitmez. Kaçanlar. Markus devlet ya da devletin baskısını istemez. Onun yasalarındaki ütopya gençler tarafından çok sevilir. Frankfurt ekolü düşünürleri bu damarda etkili olur. Kennedy'nin ve daha sonra Johnson'ın seçilmesini ve onlarla birlikte Amerika'da refah devletine ait bir takım yasaların geçmesini sağlarlar. Irkçılığa karşı hareketleri güçlendirirler. Feministlerin Obama'nın da yolunu açan o günlerdir. Bu gençlik hareketine nükleer silahlanma son verir. Bir tarafıyla dejenerasyon, diğer tarafıyla kapitalizme direnen Amerikan solu tek bir siyasi kalıba sığmasa da zamanla sistemle uyumlanır. Reagan'la döner her şey neokonlar iktidarıyla bugüne gelir. Bernie Sanders Amerika'yı yığışımların tekelinden kurtarır mı? Aç çocukların, evsizlerin aş evlerinden aldıkları yemekle yaşayan Amerikalıların derdine şifa olur mu bilmiyorum. Ancak yeni bir solu konuşmakta fayda var.''